indireyim mi? Yağın içine koyacağız. O paniğin aslında tarifi yok. Rabbim yaşatmasın kimseye gerçekten de. Evdeydik, sıcacık yatağımızda yatıyorduk. Akşam misafirim vardı. Son saat 12'den sonra kahve yaptım. Kahveleri içtik. Hatta Mithat geldi, oğlumun arkadaşı. Sahle'ye bir kiram etmiştim. Gece 12'den sonra da oğlum gitme dedim, burada kal dedim. En kötü anılardan bir tanesi bu benim için. Gitme dedim. Sürekli bizde kalır, yatıya kalırdı yani. Hatta anneni uyandırma bu saatte dedim. 12'den sonra içilen Sahle, son sahibiymiş yavrum benim. Evine gitti. Evine gittikten sonra sabahleyin benim oğlum elleriyle arkadaşının cenazesini çıkardı. Yani gerçekten tarif olmayan bir acı. Saat 4.17'di. Hiç unutmam. Saate baktım. 4.17 geçiyor. Telefonumu yerine koydum. Koymamla beraber sarsıntı başladı zaten. Küçük oğlum fırlayarak geldi. Anne deprem mi oluyor dedi. Evet oğlum deprem oluyor dedim ama gerçekten duracak dedik. Duracak dedik. Yani birkaç saniye sürmedi duvarların patlaması, yıkılması. Ben o anda tek şeyi düşündüm. Hani şimdi duracak ama herkesi göz hapsini aldım, yataktan fırladım. Büyük oğlumun sesini duyamadım. Onu görmek istedim. Kapıya geldim. O anne bağırıyor, cenin pozisyonuna gir. Anne cenin pozisyonuna gir. Ben o anda algılayamıyordum. Sadece elimi başımın üzerine koyduğumu ve üzerimde artık kanamaya başladığını, başımın yarıldığını hatırlıyorum. Vücudumda kesikler olmaya başladı kolumda falan, ayaklarımda. Küçük oğlum arkamdaydı, onu göz hapsinde tutuyordu. Eşim de göz hapsindeydi. Sonra eşim kayboldu, üzerine duvar yıkıldı. Ondan umudu kestim aslında ben. Hani o gitti dedim. Kapı fırladı, duvar yıkıldı. Sonra komşuların duvarının düştüğünü gördüm. Çünkü aydınlıktı, çok aydınlıktı. Gerçekten böyle o kadar bir gündüz gibi bir hava oluşmuştu. Fakat benim tek şeyim onları göz hapsinde tutmak. Biraz sonra bina çökecek, bizi kurtarmaya gelecekler. Yani deprem büyüklüğünün ne kadar olduğunu farkındayım ama hani bizim orada deprem oluyor şeyindeyim. Sonra oğlan bağırdı, büyük oğlan. Anne, duvar patladı, çıkabiliriz, çıkış açıldı dedi. Babam nerede dedi, bağırdı. Baban dedim, sonra eşim oradan çıktı. Nasıl olduğunu gerçekten anlamadık ama eşim duvarın altından çıktı. Yatağın oraya üçgen şekilde gelmiş. Sarıldık birbirimize, dışarıya çıktık. Ama nasıl çıktık böyle emekleyerek o molozların üzerinden. O güne çıktık. Nasıl çıktık bilmiyorum ama çıktık. Dışarıda saat 9'a kadar deprem devam etti. Sürekli sallanıyor. Ta ki 7.30-8 gibi gün ağrımaya başladı. Gün ağrınca zaten işin aslını, gerçeğini gözlerimizle gördük. Gün olmadı yani. 4.30'la diyeyim size, gerçekten böyle 9'a kadarki süreç geçmedi yani. O süreci, yani bilmiyorum, o süreci gerçekten düğüm düğüm, yani her dakikasını farklı yaşadık. 3. gündü. Jeneratör buldular bir yerde. Telefonu şarj edip gelmişlerdi. İşte bir iki erkekler. Yine biz bayanlarda telefon yok. Onun sıkıntısını öyle gördük. 5. günü sokak lambamız yandığında ben sanki ilk defa elektriğe kavuşmuş gibiydi. Öyle bir süreçten geçtik yani. Elektrik ilk geldiği zamanki kadar. Herhalde Edison benim kadar sevinmemişti. Gerçekten o ilk elektriğe, sokak lambasının yandığı tandırla evin arasındaki mesafe uzaktı. Elektriğin ilk geldiği gün aldığımız ölüm haberleri çok yıprattı beni. Yani 5 günü kadar bizim erkekler duysa bile bize söylemediler. Biz bayanlar olarak 3 bayan kalmıştık sonunda orada. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Biz şehrin evet çıkarken yıkıldığını, yandığını, her şeyi gördük. Köyden bütün deprem anını görüyorduk ama bizi sarsan ölüm haberlerini görmedik biz. Ne zaman ki telefon açıldı, biz o WhatsApp'a gelebildik. Ondan sonra bütün, yani ne bileyim ben, gerçekten dünya başımıza kökmüştü dediğim gibi. 3 günü biz ağlayarak değil, o ilk 3 günü tepki olarak gülerek vermiştik. Yani vücut kendini herhalde artık öyle korumaya alıştı, bilmiyorum yani. Hatay'dayken de üretim yapıyorduk zaten arkadaşlarla beraber. Köy ürünleri satıyorum. Evden üretimi yapıyorum. Yaptığım üretim de yemek üzerine, yemek ağırlıklı. Sosyal medya üzerinden satış yapıyorsun. Satışım sosyal medya üzerinden.
Yani hiçbir şekilde sağ olsun gerçekten buradan Elif Başkanıma da teşekkür ediyorum. İsmimizi duyurmamıza gerçekten çok yardımcı olarak ekibiyle kendi. Yani hem sosyal medya üzerinden hem ziyaret ederek bizi gerçekten orada çok onur ettiler. Birkaç günden beri videolar falan sık atılmaya başladı. Yarın 6 Şubat. İzleyemiyoruz bile. Yani boğazımız düğüm düğüm oluyor. Sadece yaşıyoruz gerçekten. Hani şu anda sadece yaşıyoruz. Yaşamak için mi yaşıyoruz? Yaşıyor muyuz bilmiyorum ama yaşıyoruz sadece şu anda. Yani tarifi yok hiçbir şekilde. Yine diyorum Rabbim yaşatmasın. Yaşamayan bilmiyor. Yani yaşayınca farklı. Ama Rabbim kimseye de yaşatmasın. Yani dediğim gibi gidecek evin olmaması inanın hiçbir şekilde önemli değil. Ama gidecek şehrinizin olmaması sizi çok koruyor. Gidecek sokağınızın, mahallenizin. Yani bize zor gelenler bunlar oldu.